Benim klasikleşen menülerimden sebze graten ve levrek. Tuzlu suda ilk önce karnabaharı, ardından da brokoliyi haşlayacağım. Patates ve havuçları da ayrı olarak haşlıyorum. Bunun için soğuk suya bırakıyorum, kök bitkiler olduğu için. Tuzunu da verip haşlanmaya bırakıyorum. Evet, haşlanan karnabaharları artık alıyorum. Yumuşadılar. Daha küçük de haşlayabilirsiniz ama ben biraz daha kontrollü olması için büyük haşladım. Ardından brokolleri alıyoruz. Brokolleri sadece 5-6 dakika haşlayacağız. O yeterli olacak onun için. Dakika tutabilirsiniz. Burada karıştırıyorum. Ve tadının daha iyi ortaya çıkması için de terlettikten sonra çok az bir şeker ekliyorum. Tadını belirginleştirmek için. Tuzunu attım bu arada. Bu şekilde karamelize pişmesini sağlamayı umuyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Fırın kabına sebzeleri yerleştirdim. Hepsi yumuşak piştiler. Ama çok da kendinden geçmedi. Tam kıvamında piştiler. Soğanlar şu anda kavruluyor, karamelize. Üzerine de beşamel sosu, kaşar ve fırına girecekler. Soğanların da kavruldu. Karamelize oldular. Onları da yayıyorum şimdi. Graten üzerine eşit bir şekilde. Daha küçük doğramayı düşünebilirsiniz ama tadının çıkması açısından, tadının daha belirgin olması açısından bu şekilde yarımay şeklinde doğranmış soğanlar daha güzel oluyor. Daha önce denemiştim, çok küçük doğramıştım minik. Bu sefer de soğanlar eridi. Dolayısıyla istediğim tadı yakalayamamıştım ama bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Beşamel sosum artık pişti. Baharatlarını ekledim. Karabiber, muskat, kırmızı biber ve tuz. Bunları karıştırıyorum. Şöyle bir kıvamım oldu. Çok daha koyu olmasını istemiyorum. Çünkü sebzeleri de kaplasın istiyorum beşamel sos. O yüzden bu şekilde hazırlıyorum sosumu. Sosum artık hazır. Ve sebzelerin üzerine artık gezdirebilirim. Son az kaldı. Balıklar hazır. Graten de hazır. Sadece kaşar serpeceğim üzerine. Ve fırına vereceğim ardından. Fırını ısıttım şu anda. Çocukların en sevdiği yemeklerden. Bizde bayağı seviliyor. Fırınım artık ısındı. Yemekleri fırına veriyorum. Altta balıkları aldım. Üstte de gratenim var. 25 dakika kadar ikisi de pişecek. Gratenin üzeri kaşarlar biraz irisin ve kızarsın, yeterli olacak. Artık graten pişti. Balıklar da pişti. Bu şekilde gün ışığında daha net olur. Graten hazır. Balıklar da hemen altında. Sağlıklı öğünümüz hazır.